Tasalanmayayım, zaman bizden yanadır, külümüzden yükselen duman bizden yanadır, memleket sevdası bu, millet bizden yanadır, yoğunluk için geldik biz, bu ne güzel davadır. Gerçek hizmet geliyor, gözün aydın ordu şahin geliyor. Hazır mısın yoğunluk?
memleket aşığı, ordu sevdalısı, ordunun gururu yurduna yuvasına geliyor. Dere yatağına, yiğit otağına dönüyor. Aç bağrını yoğun oluk, İdris'ten bir şahin geliyor. Selam olsun iklimi serti insanı mert yoğunluğun güzel insanlarına. Selam olsun. Bizleri yollardan, meydanlardan, pencerelerden, balkonlardan dinleyen tüm hemşehrilerimize selam olsun. Hoş bulduk yoğun olup. İdris Naim Şahin Başkan geliyor. Güçle ekip gerçek hizmet geliyor. Gözün aydın ordu Şahin geliyor. Yoğun Oluk beldemizin ve çevresinin çok değerli insanları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, yiğit insanlar, Canik Dağları'nın yükseklerin bekçisi, dağların aslanları, değerli kardeşlerim, hepinizi en içten sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Hepinize Altın Ordu'dan, Fatsa'dan, Ünye'den, İkizce'den selam getiriyorum. Selamun aleyküm. Değerli dostlar, bölgemizin, ilimizin çok yiğit insanları. Bugün hava kar yağıyor, biraz soğukça ama hiç önemli mi? Önemli değil. Size aşık olan, sizi seven bir kardeşiniz kara, boraya, fırtınaya, saldırıya aldırmadan gelir mi? Gelir! Bazıları Türkiye'yi haritadan tanımaya çalışır. Bu normaldir. Her yere belki gidilmez. Bu kardeşiniz hariç tabii. Biz Hakkari'de nedir neye? Coğrafyayı kitaptan değil, görerek tanıyan bir ordulu kardeşinizdir. Ama orayı bırakalım. Ona kimsenin gücü yetmez. O zor iş. Ama işin bir de ordusu var. Yine bazıları orduyu da kağıtlardan, ekranlardan görmeye çalışıyor. Yoğun olun yerini bilmeyen, adını da bilmeyen adaylar bu memlekette seçime giriyor, seçime. Ordumuzun 19 ilçesi var. Alfabetik sıraya göre Akkuş'tan başlar, Ünye'de biter. A'dan başlar, Ü'de biter. Alfabetik sıraya göre say deseniz, inanın belediye başkanı adayları mümkün değil sayamaz. Hele hele yoğun olup nerede, kaynartaş nerede, devecik nerede, hangi ilçede olduğunu dahi bilemezler ve bu memleketi yönetmeye geliyorlar. Biz Türkiye haritasını da, ordu coğrafyasını ve haritasını da gezerek, görerek, konuşarak, değerlendirerek öğrenen bir kişiliğe sahibiz. Allah'a şükür. Dün Fatsa'dan girdik. Tabii ki Fatsa'dan girince önünüze Çatalpınar çıkıyor. Oradan yukarı Kabataş çıkıyor. Oradan yukarı Aybastı çıkıyor. Aybastı'daydık. Oradan 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndan
tepelerden, derelerden dolanarak indik Korgan'a. Tepe alandan Korgan'a ve Korgan'dan aşağı, çiftlikten, dereden, tepeden indik Fatsa'ya, Ünye'ye. Döndük Altınordu'ya. Size ordu haritasını çiziyorum. Bu sabah da Altınordu'dan çıktık Yoğunoluk'a. 30. gün bugün. Ben bu bölgenin, bu ilin ilçelerini, beldelerini, hatta çoğu köylerini bilen bir kardeşiniz olarak bu seçimde de 30 gündür beldelere, köylere varıncaya kadar ilk defa gezen, ilk defa halkıyla uzak demeden, yakın demeden, Yoğunoluk'tur ne önemi var demeden, Kaynartaş'tır ne önemi var demeden gelen, konuşan, buluşan bir kardeşinizin. Farksa bu farktır. Mesafe ise bu mesafedir. Kilometre ise işte kilometre. Konuşmaysa işte konuşma. Buluşmaysa işte buluşma. Halksa, halkın sevgisi ise, güveni ise, hep Türkiye. İşte burası ilçe değil. Gör burayı, gör. Gör, gör. İşte burası. İşte burası. Sadece ön değil, arkası da var. Sadece arkası değil, yukarısı da var. Yukarısı aşağıya değil, her yere bakan bir siyasetin sahibi olarak, anlayışı olarak buradayız, buralardayız. Biz diyoruz ki, bu memleketin dertleri var. Birileri diyor ki, bizim de derdimiz var. Ben diyorum ki, halkın derdi var. Birileri diyor ki, bizim seçim derdimiz var. Ben diyorum ki halkın derdi var, yol derdi var, köprü derdi var, fukaralık derdi var, işsizlik derdi var, fındık para yetmiyor derdi var. Halk dertli, halk sıkıntılı. Birileri de diyor ki ya biz şu seçimi nasıl alsak, bu derdi nasıl atlatsak, halkı bir tarafa bırakalım, gerçek gündemden sapalım, ya ne yapalım? Bir takım iftiralarla, gerçek dışı, minder dışı konularla memleketi bir daha hokus pokus yapalım. Bir 5 yıl daha gider. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra memleket batmış, millet ölmüş, sağlık sıkıntısı, doktor yok, elektrikler kesiliyor, yollar geçit vermiyor, işsizlik has safhada. Bana ne 5 yıl sonra? Birileri gelir düzeltir. Yok öyle bir şey. Bu memleketin artık samimi, sadık evlatları her yerde halkına, önüne geçip sahip çıkmak durumundadır. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir ihtiyaçtan değil, bir hırstan değil, bu gidişatı doğru göremediğimiz için, memleketin yönetiminin sıkıntılı olduğunu gördüğü için, dövizin 7 liraya doğru çıktığı, bugün 6 liraya doğru tırmandığı bir dönemde, fındığın fiyatının Kasım ayında açıklandığı bir dönemde, patlıcanın 12 lira 15 lira arasında olduğu bir dönemde, patates soğanın kuyruğa girip alındığı bir dönemde, buna kayıtsız kalmak mümkün değil. Benim bir makama, bir sandalyeye, bir masaya ihtiyacım yok. Ama ben halkımın sıkıntısına tahammül edemeyen birisiyim. Bu sıkıntıya bu halk layık değil. Bu halk güveniyor, her seçimde sandığa gidip oy veriyor. Ama şunun için vermiyor. Siz kendi işinize kavga edin. Siz bu halkı unutun. Siz bu halkı seçim dönemi bile gelip görmeyin. Seçim dönemi gelmeyen seçimden sonra hiç gelir mi soruyorum. Ben 30. gündeyim. İlçeleri bitirdim. Beldelerdeyim. Mahallelerdeyim. Deredeyim. Tepedeyim. İnsanımın içindeyim. Başka,
Seçimden önce bile gelemeyenin seçimden sonra nerede ne var? Yoğunluk var mı yok mu? Kaynartaş var mı yok mu? Mesudiye'de üç yol var mı yok mu? Yeşilce var mı yok mu? Akkuş'ta Çayıralan var mı yok mu? Kızıl Elma var mı yok mu? 53 tane belde Fatih beldesi var mı yok mu? Pelitli Yatak nerede? Devecik nerede? Öğreninceye kadar zaten de öyle bir gayretleri yok da 5 sene geçecek, ondan sonra da biri emekli olup bir tane daha birini bulup bu milleti yeniden 2024'te de oyalamaya devam edecekler. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir dünya. Siyaset buysa şöyle dursun o siyaset. Gerçek gündem, gerçek adam, gerçek insan, gerçek adam gerekli bu memlekete. Halkından çekinmeyen, doğrularıyla, yanlışlarıyla halkının arasına girme cesareti bulan, iyi gününde yanında, acı gününde yanında paylaşan başkan istiyor bu memleket. Yönetici istiyor bu memleket. Kendini yüksekte gören, halkı anlayamayan bir anlayış bu memleketi yönetemez. Yönetemiyor. Ankara'nın gündemi ayrı, halkın gündemi ayrı. Ben yapacaklarımı ilan etmişim. Daha ilan eden yok. Belge vermişim. Beyanname vermişim. Demişim ki ordu temiz olacak. Demişim ki orduda her şey güzel olacak. Sıvasız bina, çatısız bina kalmayacak. Ordunun suları dereleri meşhur. İçme suyu fabrikası yapacağız. Yapmalıyız, kendi suyumuzu kendimiz içmeliyiz demişim. Ordu'da tarım, hayvancılık, balcılık, arıcılık yükseltilmelidir, desteklenmelidir demişim. Ordu yolların merkezi olmalıdır demişim. Ben demişim ki, dedim ki Yoğunoluk'un bütün mahallelerinin yolları Tombaşlı'dan Enazlı'ya, Küçük Geriş'ten Seymenli'ye, Kervansaray'dan Arcı'ya yolların, köprülerin tamamlanması, yapılması diye açık, seçik konuşmuşum, konuşuyorum. Ordu sporun merkezi olmalıdır. Ordu kültürün, eğitimin merkezi olmalıdır diyerek açıkça hedefimi, projelerimi, çalışma ilkelerimi ilan etmişim. Akıllı yönetim demişim. Bilgiye dayalı yönetim demişim. Yetmez. Yetmez. Üçüncüsü parayla da alınmaz. Ahlaklı yönetim demişim. Ahlaklı. Çalmayan, çaldırmayan, yemeyen, yedirmeyen yönetim demişim. Bilgiyi satın alabilirsin. Bir alim, bir danışman bulabilirsin. Aklı da birisinden alabilirsin. Ama bir şey var ki ahlakı emanet alamazsın, satın alamazsın. Hele hele ahlaklı, karakterli insanı satın da alamazsın, satın alamazsın. Bunu da yazmışız. Akıl, bilgi, ahlak diyerek bir siyasi anlayışı ortaya koymuşuz. Değerli Yoğunoluklu kardeşlerim, burasının coğrafyası, iklimi zor. Siz zoru başarıyorsunuz. Ecdat mirası bir toprağı, Canik Dağları'nın bu noktasını bekliyorsunuz. Dededen toruna asırlardır bekliyorsunuz. Yaptığınız iş bir vatan bekçiliğidir. Cephede Mehmetçik ne yapıyorsa siz de burada onu yapıyorsunuz. Siz de burada onu yapıyorsunuz. Oradan işaret geldiği için yaptım. Yanlış anlaşılmasın. Bizim işaretimiz 52'dir. Herkesin işareti budur. Ve bir elin nesi var? İki elin. Duydunuz değil mi? İki elin sesi var. Ve bizim işaretimiz 52'dir. 52. Tabii ki her işaret,
Her siyasi işaret de benim işaretimdir. Her siyasi parti değerlidir. Ben Saadet Partisi'nin ordu ortak adayı olarak A'dan S'ye hepinizin başkan adayıyım. Hepinizin. Bugüne kadar ayırmadan, ayrım yapmadan gelen bir kardeşiniz olarak bundan sonra herhalde hiç ayrım yapar mıyız? Siz verin cevabını. Evet mi, hayır mı? Hayır. Hayır. Ayrımcılık da, kayırma da ayaklarımızın altındadır. Kahrolsun. Bu memlekette partiler üzerinden, bu memleketi mezhepler üzerinden, bu memleketi bölgeler üzerinden ayırarak yapılan siyaset ayaklarımızın altındadır. Biz hepimiz bir toprağın çocukları, bir ananın evlatları, bir elin parmakları, bir sazın telleri, bir çınarın yapraklarıyız. Bizi, sizi, ordu insanını hiçbir yerde kimse ayıramaz, kimse ayıramayacak. Biz etiz, tırnağız. Biz et ve tırnağız. Eti tırnağı kimse birbirinden ayıramaz. Ayıramayacak. O halde sözün sonunda kar yağıyor. Berekettir yağan. Kar da, fırtına da, bora da, yoğunluk insanına vız gelir, tırıs gider. Tırıs deyince şunu da söylemek lazım. Hani biz atada biniyoruz ya, rahvan da bineriz, tırıs da bineriz. Hepsini yaparız. Türkü de söyleriz, ağıt da yakarız. Cem evine gider, namazımızı kılar, camiye herkesi davet ederiz. İçtiğimiz pancar çorbası, gittiğimiz çekiç obası, daha yok ötesi. Daha yok ötesi. Hepsi burası. Yoğunluktan Deveciye, Kaynartaş'a, Şembolluğa, İkizcemizin bütün coğrafyası bugün bizim güzergahımızda. Yoğunluklu kardeşlerim, bacılar, ablalar, teyzeler, bugün sizlerle beraber olmanın büyük mutluluğu içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Bu ne ilk gelişimiz, ne son gelişimiz olacak. Seçimden sonra inşallah yoğunluğumuzda tekrar beraber olacağız. Buraların keyfini birlikte çıkaracağız. Sorunları birlikte çözeceğiz. Birlikten kuvvet doğar. Bir olunca, beraber olunca Yüce Allah'ın inayeti ve bereketi de hep üzerimizde olur, olacaktır. Değerli dostlar, değerli dostlar, bir yudum su alayım, kusura bakmayın. Değerli yoğunluklu kardeşlerim, misafirlerimiz, hepinize bugünkü bu asil, vakur, mert misafirperverliğinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ve sizleri sözün sonunda veda etmek üzereyken şöyle selamlamak ve şöyle ifadede bulunmak istiyorum. Bir hafta kalmadı artık. 6 gün kaldı. Bugün pazar. Haftaya bugün kar da yağsa, yağmur da yağsa mektupları postaya atmaya gideceğiz. Evet, tamam mı? Tamam. İnşallah. Mektuplar hazır. Postacı bekleniyor. Pazar günü geliyor. İnşallah. İnşallah. O gün siz gereğini biliyorsunuz. Gereğini yapacaksınız. İkizce'de bir belediye başkanı seçeceksiniz. Gönlünüzün istediği, uygun gördüğünüz belediye başkanı benim en yakın çalışma arkadaşım olacak. Çünkü onu siz seçmiş olacaksınız. Benim onu kabul etmek ve onunla birlikte çalışmak en büyük arzum ve dileğimdir. Büyükşehir'de de bu kardeşinizi seçmek istediğinizi biliyorum. Sadece seçmek değil, siz benim aday olmamı istediniz. Aday!
ordu halkı aday olması için siyasi partilere baskı yaptı ki aday yaptığı kişiyi seçmemesi mümkün değil. Mesudiye'den Yoğunoluk'a kadar ordu halkı kendi getirdiği, davet ettiği adayını seçecektir. Ben bunu biliyorum. Seçiminiz hayırlı uğurlu olsun. Ve değerli dostlar, gençler, büyüklerimiz, abilerimiz bu beldeye hizmet etmiş çok değerli insanlar var. O belediye başkanlarımızı huzurlarınızda teşekkürle anmak istiyorum. Kurucu belediye başkanı ve galiba 5 dönem başkanlık yapmış olan Sayın Nuri Sekmen Başkanı, Mustafa Tombaş Başkanı, Enver Sekmen Başkanı huzurlarınızda teşekkürle anıyorum. Onlara selam olsun ve onları seçtiğiniz gibi onlarla birlikte seçeceğiniz bundan sonraki başkanlar da hayırlı olsun. Ben olurum, bir başkası olur ama galiba sizin kararınız belli. Ben ne dersem diyeyim, kim ne derse desin, ordu halkı seçimini yapmıştır. Ben seçimi bugünden ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Altın Ordu, Fatsa, Ünye seçimini yapmıştır. Kimse beyhude çabalamasın. Kimse elindeki çamuru muhafaza etsin. Belki kiremit yapar. Meyvelerin, fidanların dibine dökerlerse biraz daha faydalı olur. Bize atıp da çamurları israf etmesinler. Ağaçların dibine döksünler ağaçların. Ordu halkına vız gelir, tırıs gider. Ordu halkı aklını kiraya vermemiştir. Vermeyecektir. Ordu halkı başkalarının aklıyla, çamuruyla, iftirasıyla değil, gözünün gördüğü, gönlünün yöneldiği, beraber olduğu, beraber yaşadığı kardeşini ortada bırakmamak gibi bir yiğitliğin, bir mertliğin sahibidir. Onlar kendileri gibi zannediyorlar orduyu. Ordu başka, ordulu başkadır. Öyle değil mi arka taraf? Siz ne diyorsunuz? Öyle değil mi? Hadi bakayım. Siz ne diyorsunuz? Değerli dostlar, değerli hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler. Evet, kar yağdı. Kendini gösteriyor. Ama biz sendelesek de, efendim birileri bize çarpsa da bizleri düşüremez. Bizlere bir şey olmaz. Siz olduğunuz müddetçe. Evet. Değerli hemşehrilerim, Yoğunoluklu kardeşlerim, hepinizi en içten sevgiyle, saygıyla selamlarken kendimi ve 6 gün sonra bugün sandığı sizlere emanet ediyorum. Hiç şüphem yok. Tamam mı? Ben size emanet, sandık size emanet. Tamam mı? O halde sizler de inandığımız, güvendiğimiz, sığındığımız Yüce Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun. Sağolunuz, var olun, berhudar olunuz. Hoşça kalın. Ülkeler hem de şehir yeşersin modum. Ömrümüz bu. Sevdamız oldu, aşkımız oldu, meşkimiz ordu. O orduyu, ordu onu biliyor. Yoğunoluk evladını bağrına basıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın İdris Naim Şahin hepinize çok teşekkür ediyor. İdris Naim Şahin Başkan geliyor.